Şüpheli haberleri inceleyen doğrulama platformu Teyit Orgun kurucusuyla konuşacağız şimdi. Mehmet Atakan Foça. Kim ne yazdı bakılmadan gerçek muamelesi yapılıyor. Türkiye'de de örnekleri var. Oraya geleceğim ama öncesinde biz neden doğrulama ihtiyacını hissetmiyoruz? Duygularımıza hitap eden bilgileri alma ve onlara inanma eğilimimiz çok yüksek. Dolayısıyla insanlar kendi politik görüşlerine, kendi nefret söylemi ürettikleri politik görüşlerine uygun içeriklere çok daha hızlı inanıp paylaşıyorlar. Ben Atakan Foça. 2009 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Medya sektöründeki farklı rollerdeki tecrübelerim bana haberi doğrulamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Günümüzde bilgiye internet sayesinde çok daha kolay ve hızlı ulaşılabiliyor. Artık yanlış bilgi de en az doğru bilgi kadar hızlı yayılabiliyor. Eğer internette yeterince şüpheci değilsek ya da yeteri kadar araştırma yapmıyorsak, inandığımız yanlışlarla yaşamaya devam ediyoruz. Bu önemli bir sorun çünkü inandığımız bu yanlışlar toplum içerisinde kutuplaşmaya, nefret söylemine, hedef göstermeye, hatta demokrasinin iyi işleyememesine sebep oluyor. Bu sorunu çözmek için toplumda eleştirel düşünce alışkanlığını yaygınlaştırmak, medya okuryazarlığını geliştirmek ve bireylerin şüphe kaslarını aktif hale getirmek gerekiyor. 2014 yılında Türkiye'de arka arkaya yaşanan saldırılar ve patlamalar bize kriz anlarında yanlış bilginin ne kadar hızlı yayılabileceğini gösterdi. Aynı zamanda bu yanlış bilgi olayla ilgisi olmayan sıradan kullanıcıyı da hedef alıyor ve aynı zamanda onları nefret söylemine maruz bırakıyordu. İşte bu yüzden 2016'da Teyit.org'u kurduk. Teyit.org bir doğrulama platformu. Kesin bilgi diye bir şey var mı? Yayalım mı, yaymayalım mı? Kesin bilgi diye bir şey var ama kesin bilgiyi bulmak için uğraşmak, biraz araştırma yapmak gerekiyor. Teyit.org ile yaptığımız şey, internetteki bilginin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna dair analizlerle kullanıcıları bilgilendirmek. Aynı zamanda kullanıcıları internette karşılaştıkları bilgiyi nasıl doğrulayacaklarına dair güçlendirmek. Türkiye'de başka doğrulama platformları da bulunuyor. Bizim diğerlerinden farkımız her kullanıcıyı bir teyitçi yapabilmek için bilgi üretiyor olmamız ve bunu paylaşıyor olmamız. Bu kısa sürede Teyit.org Twitter'da yaklaşık 200 bin takipçiye, Facebook'ta yaklaşık 35 bin takipçiye ulaştı. Aynı zamanda Facebook'tan, Twitter'dan, WhatsApp'tan ve çeşitli birçok platformdan bize hangi haberin doğru, hangisinin yanlış olduğunu sormak üzere kullanıcılar ihbar gönderdi. Bu sayede sosyal medyada göremediğimiz ama kapalı platformlarda dolaşan yanlış bilgiye de ulaşma fırsatımız oldu. Teyit.org aynı zamanda birçok yerel platform ve uluslararası ağ ile birlikte de çalışarak hakikatin ne kadar önemli olduğunu göstermek üzere çalışmalar yürüttü. Planımız, internet kullanıcılarının ve yeni dijital neslin medya okuryazarlığını geliştirecek eğitimler hazırlamak, aynı zamanda doğrulama çalışmalarımızı farklı sektörlere hitap edecek şekilde güçlendirmek. Hayalim, bilginin daha demokratik ve eşit yayıldığı ve hakikate ulaşmanın yanlışları ayıklamadan da mümkün olabildiği bir bilgi çağı.